Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere ısıtma boru çapı seçimi ve pompa debi hesap programı versiyon 1'i tanıtıyorum. Bu programla sizlere örnek bir hesap da hızlı bir şekilde yapacağım. Daha önceden eski hesabımızda detaylıydı bu şekilde ve yer kaplıyordu. Katıl üyesi meslektaşlarım bunun daha basit hale gelmesi hakkında talepte bulundu. Ben de kırmayarak şu şekilde daha az kaplayan ve formatı düzgün bir hale getirdim. Ve ayrıca diğer Excel'lerden farklı olarak watt ve kilokalori olarak ayrıca hesap yapabilmekteyiz. Yani ısıtma projelerimizi kilokalori olarak tasarladıysak ona göre hesap devam ediyoruz. Wattsa watt'a göre devam ediyoruz. Zaten watt dediğimiz şeyler de saatlik ifadedir genelde. Bunu bilginiz olsun. Yani şurada watt bölü haş. Yani haş saat demektir. Şimdi bunu kapatıyorum. Bu arada pompayı da aşağıda hesaplıyor kendisi otomatik. Bu formatı bozmuyoruz. Sadece yenisini yapacağımız zaman şurada taşı veya kopyala ya da yeni Excel'de yapacağız. İkinci bir pompayı hesaplamak için aynı sayfada tek sadece o hesabı yapmıyoruz. Bunu kaydetmeden kapatalım. Şimdi şurada atsızda bir çizim yapmıştım. Bir deneme. Evet şu şekilde. Bir şey var. Şemamız var. Kazanımız var. 90 kW, 60 kW, 30 kW, 15.000 watt şeklinde kolektörlerimize gidiyor. Bu hattımızın örnek hesap üzerinden bir hesabını yapalım. Burada tabii şöyle, bunu daha önceden yaptığım için tekrar bu örneği sizlerle yapacağım. Şu örnek hesabı sileceğim. Örnek hesap 1 diyelim buna. Şunu da sileyim. Çünkü kafa karışıklığı neden olacak. Örnek hesap 1'i açıyorum. Şimdi buradan birimimiz watt. Bizim burada örneğimizde watt olarak çalışıyoruz. Watt'ı seçtik. Burada tesisat gidiş ve dönüşü 50 düşünüyoruz. 50'yi seçtik. Burada borumuzu çelik katranlı boru olarak seçiyorum. Buradan eğer şurası sizlere dar geliyorsa şu şekilde büyütebilirsiniz. Ben şu şekilde genelde formül çubuklarını kapatıyorum. Daha güzel gözüksün diye. Buradan bu şekilde seçimleri yaptıktan sonra hesaba geçebiliriz. Şimdi ilk borumuz zaten PX boru 16 olduğu için onun zaten buradan seçimini standart yapacağımız için PX 16'yı seçiyorum. Isı yükü 2000 watt. Bakın burada radyatöre 2000 watt vermiş. Ölçü falan vermedim. Örnek hesap yapıyorum. Uzunluk nerenin uzunluğu? Bak 30 metre. Burada 30 metre. Şöyle farklı bir şeyle çizelim ki belli olsun. Şurada 30 metre, burada var 30 metre, burada yaklaşık 60 metre olarak kolektöre gidiyor. Şimdi burada radyatör var bir tane bu hattın üstünde. Kolektörü buna dahil etmiyoruz. Kolektörleri hızın geldiği yani suyun geldiği yöne dahil ediyoruz. Suyun geldiği yer burası olduğu için çıkış kolektör çıkış noktası olduğu için dahil etmiyoruz. Yani borunun üzerindeki armatörleri dahil ediyoruz. Burada kolektör dahil etmiyoruz. Şimdi burada neler var? Radyatör vanası var. Onu dahil edeceğiz. Burada radyatör vanası var iki tane. İki tane de kolektörde vanamız var. Yani şuradaki vanalarımız var. İki tane, bir, iki tane de burada kolektördeki vanalarımız var. Başka bir hattımız şu anda yok ve dirsekler var. Şimdi buradaki dirsekler normalde yumuşak geçişli dirsekler oluyor. 1, 2, 3, 4 ve şu tepedekiler de buna dahil ediyorum. 5-6 tane dirsek var. Bunu istersek S büküm olarak ya da geniş açılı bunu bir sınıfa sokmamız gerekiyor. Çünkü makine mesur odasının kat olanda buna benzer bir şey yok. S büküm olarak alabiliriz. 6 adet S büküm ya da çift dirsek var. Çift dirsek dar değil de geniş olan yani yumuşak geçişli olandan 6 tane alabiliriz. Gördüğünüz gibi 0,28 metre su sütunu basınç kayboldu. Evet şimdi en bomba yere geldik. Şurası. 15.000 watt ve şu bölgenin boru çapı ne olacak? Soru işareti. Evet, bu bölgenin boru çapını neye göre belirlememiz gerekir? Şu yükünü yazalım. 15.000 wattı yazdım. Şimdi şuradaki HF dediğimiz, bakın şu kısma dikkat edin. Sarıya alıyorum. HF kısmını 0,17'ler, 0,017'lerde veya
maksimum 0,02'de ama tavsiye edilen 0,017 metre sütununu geçmemek. Neden? Bu hidrolik dengesizliği ortadan kaldırmak için. Çok düşük basınç kaybı oluşturaraktan her yere eşit su gitmesi de eşide yakın bir su gitmesini sağlamak için önerilen basınç kaybı. Bunu ben önerilen su hızlarından çıkardım. Tersine mühendislik yaparaktan bu Veli Doğan var Antalya'da. Bizim mesleğimizin duayenidir. Onun kitaplarını inceleyerekten bu işlerin yorum ve mantığını anlamaya çalıştım ve oradan edindiğim bilgi bu. Çünkü amaç şeydir, hidrolik dengesizliği bozmamak için bir sınırdır. Ama daha yukarı seçilemez mi? Seçilir. Dinamik balans falanları, dinamik statik balans falanları ile kontrol yapılıyorsa ya da elle reglaj yapacaksanız daha dar boru çapları seçilebilir. Şimdi burada 0,043, yani bir üst çapa geçtiğimde 0,019, yani 0,017'nin altında bir değer. Yani şurasını 3 çeyrek yapabilirsiniz. 3/4 çıktı buranın çapı. Kaç metre uzunluğu var? 2 metre uzunluğu var. Gidiş geliş olarak seçtiğimizde üzerinde ne var? Kolektör var. Bir tane, iki tane kolektör ekliyoruz. İki tane de küresel vanası var. Başka bir şey yok. Daha sonra bir alttakine geçiyoruz. 3 metre 30 kV bir şeyimiz var. 30.000 watt'ı girdim. 6 metre boru uzunluğumuz var. Buradan 20'ye baktık. Tabii şuranın yükünü eksik yazmışız. 20'ye baktık, 0,036, 20 kurtarmıyor. Yani önerilen çapta kurtarmıyor. 25'lik şu arayı kurtardı. Yani burası 1 inç DN 25 olarak seçebilirsiniz. Tavsiye edilen boru çaplarıdır bunlar. Hidrolik dengesizliği bozmamak için. Kesinlikle yok su hızları falan muhabbetine dalmayın. Çünkü yüksek çaplarda yüksek hızlar var ama düşük basınç kayıpları var. Yani bunları suyun tanecik yapısı küçücük olduğu için büyük çapları daha küçük kalıyor. Yani sürtünmesi de ona göre azalıyor. Akışkan, viskozite olayları bununla ilgili şeyler zaten. Şimdi bu da ne var? T birleşme ve T ayrılma var. Birer tane. Hemen şurada T birleşme, bir adet T ayrılma, bir adet. Başka bir şey eklemiyoruz. Aşağıya geçiyoruz. 60.000 watt ve boru uzunluğum 6 metre. Boru çapımı 25'lik yapabilir miyim? Evet, çok yüksekte. Boru çapımı 32'lik yaptığımda 0,010 çok iyi durumda. Bir şey T ayrılma, bir T birleşme. Buradan bunu kaydettim. Evet, burası da 1/4. Ve son noktamız 60 kV'yi geçtik, 90 kV'ya geldik. 90 kV son noktamız, 90.000'i girdik. 90 kV'nın 90 metrede şurasını 50 metre boru almışız. 50 metre, 100 metre boru var. 100 metre. Şimdi burada bütün çapları şurada hemen şöyle geçici bir değiştirelim. 32 falan yapalım. Şimdi burada 100 metre borum var. Gidiş geliş. Dirsek sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dirseğim var. 13 adet dik dirsek girebiliriz bunlara. Hemen şuraya 13 adet dirsek girdim. Vanamız kaç tane var? 1, 2, 3 tane vanamız var. Küresel van olarak giriyoruz. Kelebekse kelebek gireceğiz. Buraya küresel olarak tanımladım ben bunu. Pislik tutucu 2 adet var. Check valve yok. Kelebek vana yok. Başka bir şey eklemedik. Bu kadar. Başka bir kazan var. Kazan eklememiz gerekiyor. Kazanın basınç kaybı var. Ve gördüğünüz gibi 32'lik yaptığımda 3,58 metresi sütunu 0,017'nin üstü. Ben burayı 32'lik yapabilir miyim? Evet. Belki size şaka gelecek. Şu noktaya kadar ayrım olmadığı için, tek kat gittiği için biraz olur. Sadece sürtünme kaybı fazla olur. Şurayı 1/4 yapabilirim. Ama yapar isem ne olacak? Saatlik, şimdi bir zaten şurada hesaplar bittiği için şu görünümden sadece mühendisliğin ne olduğunu anlamaya çalışın. Yani hesap ve mantığın ne olduğunu anlamaya çalışın. Yorum gücünüzü genişletin. Burada şurasını da 90.000 watt olarak düzeltiyorum. Şimdi burada
Bakın toplam 4.14, şuraya 4.2 metre sütunu basma yüksekliği seçildi. Pompanın saatlik elektrik tüketimi 120 watt. Bunu da 24 saat düşünürseniz, şuraya ben elle hemen şöyle bir düzeltme yapalım. 24 saatte, 24 saatte bunu yakacak watt olarak çarpı 24 diyorum. Çarpı 24, bir de günlük bu oldu, bir de aylık. Aylık şöyle hemen bir sizlere hem burada şöyle şey yapmış olalım. Sayı şöyle, bunu da bölelim. Şunu da yukarı yuvarlayalım. Aylık 91 kava, yani 90 bugün elektrikle 1 TL bildiğim kadarıyla. Şurayı TL olarak düzeltelim. TL. Şimdi 30 bölü 1000 watt dediğimde 92 kava. Bu da elektriğin tüketimi de bugün 1 TL aldım. 92 TL yakıyor bu ayda. Eğer buradaki çapı değiştirir isem, bakın analiz 40'lık yapar isem 52 TL, neredeyse yarı fiyatına düşüyor. 50'lik yapar isem 26 TL. Yani şimdi 26, o da yarı yarıya düştü. Yani buradaki pompa çapı seçiminde tamamen son noktalarda fizibilite yapılabilir. Eğer iş alacaksınız, iş kaçırma durumunuz var ise 40'lık yapabilirsiniz. Ama bu enerji verimli açısından çok iyi olmayabilir. Yalnız 32 çok iyi değil, ona eminiz. Yani ayda 100 lira bir maliyet getiriyor. Bence burada ideal olarak 40'lık boru güzeldir. 32'lik çünkü önerilen basınç kaybını metre başına aştığı için 40'lık ideal. Çok büyük seçmek de yani yatırım maliyeti açısından şey, 52 lira şu bugün faturasıyla ayda 90 kW'lık bir yere normaldir. Bu tamamen pompanın elektrik yakmasıyla ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Pompa elektrik tüketimi 72 watt, gördüğünüz gibi burada çıkmış durumda. Şurada da pompanın emniyet faktörünü bir %20 alıyoruz. Neden %20 alıyoruz? Şimdi şu olayları çoğu meslektaşımız bilmeyebilir. Şimdi su, iki tane radyatör var. Şöyle düşünün. İkisi de aynı radyatör ölçülerinde. Şimdi normalde bu da 1 metre bir radyatör olsun, bu da 1 metre radyatör olsun. Bunun tükettiği su miktarı 1 olsun, 1 birim olsun. Yani şimdi hesap yapmıyorum, 1 birimse bunun çekeceği su 1.1 olabiliyor. Neden? En yakın, yani şu noktada, şurada pompa olduğunu düşünün. Buraya yakın olduğundan burada bir artış oluyor. Yani yakında uzağa götürebilmek için. Yani biri uzağa götürebilmek için. O yüzden eğer biz o 1.2'yi koymasak nasıl bir durum oluyor? Şu 1 birim tüketmesi gerekirken 0.9'a düşüyor. Bu 1 birim, 1.1 birim alıyor. Oradan çalıyor. Yani böyle bir olay oluyor. Yani bunu tabii detaylı hesaplanabilir ama tabii buradaki şeyler biraz salladık değerler, ama yakın böyle bir şeyler gerçekleşiyor. O yüzden buradaki %20 emniyet faktörünü koyup debiyi öyle seçerseniz daha sağlıklı olacaktır. Kazanı da aynı şekilde 100 kW'lık seçmenizde fayda var. Çünkü bu toplam boru yükü olmuş oldu. Şimdi bu Excel'leri katıl üyelerine özel olarak paylaşacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.